Bu fetihler ve şanlı zaferler hep idrak edilmeli, idrak edilmeli, kutlanmalı, gündem yapılmalı. Yani milli ve manevi duygular ayakta tutulmalı, değil mi? Çünkü geçmişini bilmeyen bir millet geleceğine ışık tutamaz. Ve tabii bakıyoruz yani bizim tarihimiz hakikaten zaferlerle dolu. Takvim yapraklarına baktığımız zaman yani o kadar çok zaferlerimiz var ki, o kadar çok şanla şerefle efendim tarih sahnesinde boy göstermiş pek çok ibret tabloları ve altın harflerle yazılan nice zaferler hep tarihte yerini almıştır ve nice kahramanlarımız destan yazan yiğitlerimiz olmuştur. Tabi bunları anlatacağız, bunları konuşacağız. Yeni nesle bunları aktarmaya gayret edeceğiz. Onun için çocuklarımıza elbette Sultan Fatih'i anlatacağız. Efendim Akşemseddinleri anlatacağız. Kanunileri, Yavuz Sultan Selimleri, Sümbül Efendileri, He Emir Sultanları, Yahya Efendilerden tutun padişahların dualarını aldığı, kimmetlerini arkalarında hissettiği pek çok meşayika kadar. Yani gençlik bunu bilsin, yeni nesil bunu bilsin ki, değil mi? Ha, sultanların, padişahların ulemaya, sülehaya, Allah dostlarına hürmetleri, Müslümanlara karşı mütevazılıkları, halkına karşı adaleti ama düşmanlarına karşı da celadetini elbette anlatmalı ki ecdadımızı bilelim, geçmişimizi bilelim ve geleceğimize böylece ışık tutalım kıymetli kardeşlerim. Evet çocuklarımız bunu bilsin. Çocuklarımız mesela Dede Korkut'u bilsinler, Nasrettin Hoca'yı bilsinler. Niye efendim İskambil kılıklı elin papazını, Noel babasını sen getirip çocuğun önünde koyuyorsun da niye efendim kendi kültürünü, kendi milli gelenek örf ve ananende gönüllere taht kurmuş olan bir takım şahsiyetler, isimleri e bunları niye öğretmiyoruz? E bizim kahramanlarımızı öğretmezsek tarihe şan veren destan kahramanlarını çocuklarımıza anlatmazsak, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin övdüğü komutan Sultan Fatih'i öğretmezsek, e o zaman çocuklar gidecekler, Rambo'ya özenecekler, efendim örümcek adamı özenecekler ve bir takım masa başında üretilen bir takım sahte kahramanların peşinden gitmiş olacaklar. Oysa bizim kahramanlarımız hep cihat meydanlarında, şerhat boylarında nam yapmışlar, nam salmışlar, destan yazmışlar. Evet kıymetli kardeşlerim. Bizim tarihimiz dedik ya zaferlerle dolu, şanla dolu, şerefle dolu. O şanlı ecdat yani la kelimetullahı her tarafa yaymak için değil mi? Üç kıta yedi at koşturmuşlar ve la kelimetullahı her tarafa yaymışlar. İslam'ın adaletini, insanlığın merhametini, vicdanını her taraflara ulaştırmışlar.